Evet arkadaşlar, bilindiği gibi Kangal koyunu dünyaca ünlü olan bir koyundur. Ve bu koyunların özellikleri kendi çapında sınırlarımızı aşmaktadır. Tabi her koyun Kangal koyunu değildir. Ve bunların kriterleri var, özellikleri var. Yanımızda da bu işin duayeni olan Adil amcamız var. Adil amca, biraz seni tanıyabilir miyiz? Yaş kaç? Yaş 75. Yaş 75. Doğma büyüme mühür kulaktasınız zaten. Mühürkulaktayım. Evet. Lise 2. sınıfta okumaya meraklı olduğumdan dolayı Evet. okulu bıraktım, geldim, buna devam ediyoruz. Yıllarca kesintisiz bir şekilde devam ettiniz mi, yoksa arada böyle işte ara verdiğiniz oldu mu çoban sıkıntısından veya işte? Şimdiye kadar ara vermedim de çocuklar okuduğu zaman koyunu azalttım. 400-500 koyundan 70 koyun düşürdüm. Evet. Ondan sonra çoban gelip gidip koyun Problem eme yaratıyor. problem yaratıyordu. Bunu da sat. Ben de bu koyunu satarsam tekrar bulamayacağım aynı. Bulamayacağımı, sen git paranı almaya bak dedim. Evet. Nihayet sonra koyun gene 400-500 oldu. Kaç senedir de 150'şer satmaya devam ettik. Maşallah. 70 koyundan sonra tekrar devam ettin Adil amca. Tabii bizim izleyen arkadaşlarımız soruyor, hani bu işi yıllardan beri hiç kesintisiz bir şekilde yapmış mı? Ki yaptığının cevabını da aldık. Şunu sormak istiyorum. İyi bir koyunda, yani koçlarınızın kıymetini siz biliyorsunuz. Herkes bilemiyor, bilmiyor yani. Evet. İyi bir koyunda, iyi bir koçta olması gereken özelliklerinden kısaca bahseder misin arkadaşlarımıza? Kafa yapısı iri olacak bir. Evet. Boyun uzun olacak. Kalın olacak. Evet. Ondan sonra sal deriz biz. Uzunluk. Uzun olacak, uzunluğu uzun olacak. Kuyruk yapısı iyi olacak. Aşık deriz. Aşıktan aşağı sarkmayacak. Kuyruk kökü kalın olacak. Kuyruk kökü ince olursa aşağı sallar, aşıktan aşağı sallar. Koçlarda biraz sağ, ona dikkat ediyorum. Evet. İrtmek derler, kuyruğun üstündeki o küçük kapakçık iri olması lazım. Yununun güzel olması lazım işte. Batırması. Batırması güzel olması lazım. Kulak yapısı daha uzun oluyor, bazısı kısa oluyor. Bizdeki yaprak oluyor, ekseri kulak yapısı uzun oluyor yani. Peki koçlarınız gerçekten nam yapmış Hmm. ve bu talebi karşılayabiliyor musunuz? Hani çok isteyen var mı veya Aşırı herkese vermiyor isteyen musunuz? var. Şimdi yetiştiremiyoruz yani, ben vermemezlik yapmıyorum. Kim isterse veriyorum da. Evet. Tabii anlaşırsak veriyoruz fiyat Malum konusunda. elinizde de kısıtlı. Tabii siz de damızlık kurmanız lazım İlk devam önce etmek ben için. seçiyorum, ondan sonra kalan içinde geçen sene işte 159'dan bir 10 tane mi 15 tane kaldı. O birini damızlığa verdim de. Bir de koçluk seçimi önemli yani. Evet. Damızlık seçimi önemli. Bunu herkes Şuna dikkat edelim. İlk önce ben seçiyorum dedin. Mesela bunların aralarında hepsi aynı standartta, hepsi aynı kalitede olmuyor o zaman. aynı kalitede oluyor da biraz görünümü daha iyi olsun diyor. Biz çevreye verdiğimize göre, gelen isterse göz doldursun diye. Evet. Biraz daha işte ağzının batırması, kafa yapısı, şu vücut yapısının biraz daha iyi olması lazım. Bir de koçluk seçtiğim zaman ben anasına göre seçerim. Anası iyi olmanın kuzu iyi olsa da seçmem yani. Yani babası kaliteli Olsa olmasın diye, bile annesi de kaliteli anası olacak. kaliteli olması lazım. Evet. Yani bu gene dişi anaçtan, damızlıktan meydana geliyor. Evet. Yani önemli olan o. Şimdi bazısı geliyor, bir tane koç alıyor, onun yanı sıra 3 tane, 5 tane efendim koç katıyor. Bu hiç düzelme olmaz yani. Onun düzelttiğini o biri bozar. Çünkü anaç iyi değil. Anaçı değil yani. Evet. Bir de koçun anasına ekseri kuzu çekiyor yani. Nasıl olsa koçun adarı iyi olsa da, ana kısmı iyi olmazsa gene de dölünde o şeyler, problemler çıkıyor yani. Peki ikizlik oranı nasıl? Damızlık verimi nasıl? 300 olan oluyor mu? 300 olan hayatta ben 2 sefer gördüm, 2 sene. Bir sene pancar yaydır dedim, o zaman oldu. 300. 300. Bir de ondan evvel bir oldu. Ondan sonra ikizlik oranı yalnız çobanın yayınlanmasına, koyunun rahat olması Ondan kaynaklanıyor. ondan kaynaklanıyor. Yani tabii ırk de özelliği var ikizlik oranında, ama ekseri ne kadar rahat yayılır, canlı olursa. İkizlik oranı bu sene mesela yayadan 150'den fazlaydı, 160'a yakındı İkiz. ikize. Maşallah.
Peki Adil amca, koyunlarda hani doğumlarda ölüm oranı veya yetişkinlerde ölüm oranı, hastalık oranı vesaire, veterineriniz memnun musunuz? Geliyor mu çağırdığınızda? Ona geliyor. Biz zaten ilk önce beni projeye aldılar. Vali falan geldi. Burada tören falan yaptılardı. Güzel, evet. İlk önce ondan sonra 28 kişi miydi, 38 kişi miydi? Şimdilik de herhalde 170-180 kişi projeye kadar dahil oldu. Evet. Hastalık oranı o zaman pek olmuyor. Olmuyor yani, oldu bitti. Ben ta İstanbul'a gittim. Samsun'a gider aşı yaptırırdım şimdi. Evet. Yaşlandık eskisi kadar da yani. İlgilemediğimiz de oluyor da. Tabii işte. Zayiat oranı yani çok kıymetsiz bu sene. 400 koyundan 5-6 tane zayiatımız oldu. O da normal olabilir yani. Siz hani işi bildiğiniz için atadan devam ettiysin. Mesela birçok insan çok zayiat veriyor, alıyor, öldürüyor vesaire. Yani bu konuda arkadaşların dikkat etmesi gereken konular da var mı yani? Koyunun rahatlığı için önemli olan noktalar var vallahi mı? Valla bakım önemli. Zayıf olursa zayiat çok olur. Zayıf olursa? Zayıf olursa tabii, bakımsız olursa. Bu ilgi isteyen her zaman bir şey. Yani yayılım önemli. Yayılım bakım önemli. Yaptığı, çoban önemli. Ya. Kendi bakımı önemli. Her bakımdan önemli yani. Nasıl zayiatımız. Peki yem fiyatları arttı Adil amca. Kışın zaten buralar kış memleketi olduğu için hayvanlarımızı içeriye alıyoruz. Bu içeride ne kadar duruyor? Mesela bizim bölgemizde 3-3,5 ay duruyordur. Belki burada 4-5 ay duruyordur. Yok, bizim burada da rüzgar kar fazla tutmaz. Evet. 3,5 ay bizim buralarda besleniyor. Evet. Peki bu yemleme konusunda hayvanlara yine dikkat edilecek bir şey var mı? Yani fazla verilir mi veya az verilir mi? Eskiden mesela 3 yem sabah verirlerdi, 3 yem akşam verirlerdi. Sabah akşam. Yani 3'er yem 3 sabah, 3 de akşam verirlerdi. Şimdi ben iletmiyorum, bir sabah bir akşam. Sabahından bir ot attırıyorum, otu yiyor, gelip içeri giriyor. Akşamdan da dolgun bir dene veriliyor. Mesela bazıları diyor ki işte 15 koyun bir teneke arpayı yemez. Al ilk önce dökersen tabii ki yemez. Önce ot mu verilmesi lazım? Yani bir öğün sabah öğünü ot veriyorum, akşam öğünü dene veriyorum yani. Karma dene, arpa, buğday, çavdar neyse karma yem veriyorum. Adil amca, kurt falan nasıl buralarda? Kurtların barınacağı kurt 90 değil de kurt 90 değil. Geçen gün bir uğramış, köpekler götürmüşler yani. Yıkıyorlar mı yoksa? Bu seneler yıktığı da yok. Evvelce bir sene oldu. O da iki kardeşti. Biri benim çobandı, biri de komşu köyün çobanıydı. Bizim köpek yıkmış, gitmiş bizim köpeğe dövmüşler. Bizimkiler yıktı diye köpek bırakmış. Bizim bir onlar de da var. Evet, sahip çıkma. Benim köpek boğdu, seninkini boğdu falan. Peki öyle. Kaç köpek gidiyor Adil amca sürüye? Bu anda o zaman zaman değişiyor mu yoksa herhangi bir sayı var mı aklında, iki dişi bir erkek gibi veya dişi vallahi olmak şimdi sonra fazla köpek korsak komşu köylere zarar veriyorlar. Eskiden onun için ya yani iki tane erkek ümmiyette bir tane dişi bırakıyorum. Fazla oldum, çevre köylere gidip zarar veriyor. Köpek geber diyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Arkadaşlar, biz şimdi bizim yaşadığımız bölgelerde tabii köyler birbirlerine çok yakın. Neticede eşli köpek taşıyamıyorlar. Çünkü neden gidip başka köpeklere rahatsızlık veriyor? Adam istemiyor. Bir sürü yani, bir kişinin değil birkaç kişinin daha sürüsü oluyor. Bu yüzden de hani Sivas'ta olmayla kangal köpeği olmuyor. Genelde böyle az ve zararsız olan köpekleri tercih ediyorlar. Adil amcan da dediği gibi iki dişi bir erkek veya iki erkek bir dişi vesaire. Peki Adil amca, hani dedin ben çobandan dolayı hani tam daha iyi yapmak isterim ama çoban problemi yaşıyorum. Bu işte bu yörenin insanları artık eskisi gibi çobanlık yapmıyor. Yapsa da çok fiyat istiyor veya yapmıyor, kaçıyor. Yapmıyor şimdi. Şimdi bu Afganlar falan geldi. Bu Afganlar. Afganların da bir kısmı iyi, bir anlayan oluyor, hiç bilmeyen de oluyor. Geliyor, ben iyi yaparım diyor. Bir şey anlamıyor, yapamıyor. Hatta şimdi ben iki çoban olması lazım, tek çoban yayıyor. Adam bulamıyoruz. Afganlar da, Suriyeliler rahat Türkiye'ye girip çıkıyorlar. Evet. Afganlarda yasak da var. Gelemiyorlar. Yani Afganların tabii gelmesi lazım. Çünkü bu hayvancılık sektöründe Afganlar genelde de birçoğu anlıyor. Hani kendi yöresinde de bu işlerle uğraştıkları için. Hani bizler mağdur olmamamız için Afganların daha rahat gelmesini tabii ki şimdi öyle istiyoruz. Bir şey ki çoban derdinde öyle bir şey olacak ki yani birkaç sene onu gösteriyor. Birkaç sene sonra
kendi adam var da koyunu yayabiliyorsa koyun taşıyacak. Kalacak, taşıyabilecek. Yoksa taşıyamayacak. Doğru, evet. Ha, ben mecbur kalırsam ne diyeceğim? Burada kıymetli herkes şey yapıyor, Türkiye'den genelinde tutuluyor ama evet. Çoban bulamazsam mecbur satacağım. Mecbur satacaksın ve kalite kaybolacak. Evet. Tükenmek üzere olacak. Ben Türkiye'nin bir Trakya tarafı hariç vermediğim iller kalmadı. Evet. Adana var, Çorum var, Tokat, Yozgat. Mesela nerelerden geliyorlar Adil amca şehir dışında? Ankara. Ankara'da mı çok geliyor? Ankara'da çok geliyor. Kayseri çok geliyor. Yozgat çok geliyor. Tabii. Çorum'da oluyor. Erzurum'da gelenler oldu. Yani aklımda kaldı. Bunlar daha da Türkiye genelinde çoğu geliyor. Yani şunu diyebiliriz değil mi? Yani bu işi kaliteli yaparsan her yerden gelip alıyorlar yani. Vallahi talep oluyor. Her ne iş olursa olsun kaliteli yaptıktan sonra buluyorlar seni. Buluyorlar da sonra emeğin karşılığında alıyorsun. Alıyorlar, evet. Bazısı diyor ki hepsinin adı koyun. Yok, çok fark var. Tabii ki. Yani bugün etin kilosu kaç lira? 50-60-70 lira. Hı. 10 kilo fark etse işte aynı masraf, aynı çoban şeyi, sıkıntısı, şuyu buyu, zahmeti aynı. Fakat işte iyisi olursa millet şimdi yeni ayıktı yani, iyi yapmaya çalışıyor. Eskiden öyle değil mi? Koyun mesela fazla para etmiyordu. Pek bir önemi yoktu yani. Adam yoktu, 300 koyunu vardı ama bir kazancı yoktu, bir önemi yoktu. Evet. Şu anda iyi oldu. Peki ileride daha iyi olacak mı bu düşünce? Valla daha iyi olacak. Şimdiki yemek fiyatları aşırı yüksek. Evet. Geçen sene 90 aldığımız yem şimdiki 155-160 liraya kadar çeşidine göre değişiyor. Yarı yarıya fark ediyor. Yarı yarıya göre fark ediyor. Her şeyi ona göre fark etti. Tabii fiyatlar da ona göre artıyor. İnşallah daha iyi olacak diyorsun. He. Yani. Şimdi sığır yetiştiricileri şikayetçi. Mesela diyorlar ki sen bir koçu satıyorsun şuna, biz sığır danalı ineğe satamıyoruz buna. Hala arkadaşlardan yapan var, hala bu anda yemliyor. İşte hesabı arazi de yayılıyor. Yani o sıkıntısı da yok. Yani biz boğayı o fiyatlara veremiyoruz, sen koçu veriyorsun gibi sözler mi diyorlar? Evet, diyorlar. Mesela ortalama Adil amca, koçu bir tane koçu kaç tane koyuna katarsın yani ve kaç yıl kullanabilirsin o koçu? Şimdi ben senelerdir 100 yıl aşkın aynı cinsten bıraktığım için evet. Kendi dönümüne aşım yapmasın diye iki katıyorum, satıyorum ama üç ileride katmıyorsun yani. Üç çok nadir katıyorum. Gördüğünüz gibi bu koçlar ikiye genç. Karışacaklar bu güzün evet. Daha. Bir karıştılar, bu ikinci katım olacak. Sonra rık değişmesi lazım. Üç katımdan sonra en fazla. İşte on töreyenden katıyorum. Ama öbürleri gelip benden alıyorlar. Mesela 8 sene, 7 sene, 6 sene artık durumuna göre katıyorlar. İşte arkadaşlar hani 3-4 katımdan sonra Adil amcam da dediği gibi koç değişimi, kan lazım, yeni kan lazım. Yeni kan da tabii ki kaliteli koçla oluyor. Kaliteli koçu da yapan insanlar zaten belirli insanlar. O şekilde telafi edilmesi lazım. Koç seçimi mühim. Mesela şey yaparsan 30 koyuna bir koç katıyoruz. Hepsine katarsan, yalnız elden aşım yapıyorlar, o zaman bir koç 100 koyuna da yetebiliyor.